Günaydın. Hepinize yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir staj vlogunu çekiyor olacağım. Hemen giyinip çıkmam gerekiyor. Az önce içeride yulafımı hazırladım. Sonra kahve falan vesaire bir şeyler de hazırladım. Şu an çok paspalak gözüküyorum farkındayım ama dün gece çok az uyudum. O yüzden biraz yüzüm şiş. Yani çok azdan kastım. Kaliteli uyumadım diyelim. Aynen öyleyse çok daha mantıklı olacak. Birkaç gündür stajdayken kendimi çok sıkılmış, bunalmış, daralmış falan bir şeyler hissediyorum. Yani adapte olamadım bayram tatilinden sonra. O yüzden bugün dedim ki birlikte gidelim. Güzel bir video çekmiş olalım. Hem de birlikte bir gün geçirmiş olalım dedim. Staj vloglarını açıkçası çok izliyorum. O yüzden sizin de merak edeceğinizi düşündüğüm için böyle seriyi devam ettirmek istiyorum. Böyle birkaç video daha çekmeyi planlıyorum. Şimdi hazırlanalım. Güzel bir kombin yapalım. Modumuz kötü olabilir ama kombinimiz asla. Bu arada Instagram'dan beni takip ediyorsanız eğer, takip etmiyorsanız da şuraya butonu hemen koyuyorum. Arkadaşlar, size şaka gibi gelecek ama SD kart problemini hallettim. Yani artık Allah'ıma çok şükür kapanışları olan videolar olacak. Lütfen artık güzel kapanışlar. Videoların tamamının olduğu videolar. Lütfen Allah'ım lütfen. En azından artık problemi çözdüğümü düşünüyorum. Çünkü herhangi bir error vermiyor. Kart kaydedilirken vesaire de düzgün çekiyor. Şimdilik bir problemimiz, bir sorunumuz yok. Eğer bu böyle devam ederse Reels'larla devam etmeyi düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şuraya ups, butonlar geldi. Hazırlanalım, çıkalım şimdi. Birazcık keyfimiz yerinde. Bugün böyle güzel bir video olsun istiyorum. Birlikte geçirdiğimiz. Bugünkü kombinimizin star parçası bu pantolonum. Önce bunu giyeceğim. Ondan sonra da bir tane beyaz bir tişört. Ama o tişörtü ütülemediğim için henüz göremiyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde ütüleyip giyip göstereceğim efendim. Şunu şurada ne işi var diye sormayın arkadaşlar. Yaz akşamlarında mecburen onsuz uyuyamıyorum. Şu benim yoldaşım. O yüzden onun yeri orası. Kusura bakmayın. Hemen bir kombin güncellemesi yapalım. Sizi bir yere sabitleyeyim. Şunu ne tarafa koysam şöyle. Bir saniye. Şöyle iyisiniz. Evet. Bu tişörtüm ambardan aldım. Bu da Milla'dan aldığım bir pantolon. Paçaları da şöyle. Ayağımı görüyorsunuz gerçi ama şöyle. Yani, nasıl göstereceğim? Şöyle yanlardan açık. Hazırız. Staj için yapılacak maksimum kombin budur arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Daha fazla uğraşamam çünkü sabah geçide kalkıyoruz. Geliyoruz buraya. Evet. Şimdi gidelim. Kahvemizi hazırlayalım efendim. Başlayalım.
inside of my head. It never feels the same. I'm bringing an abstract ball into the real world. I'm trying to reclaim my own thoughts, my own mind. Forced out through doubt, memories empty when you think about my mistakes and his mistakes, and yours are worn out. Günaydın. Of, uyanmak istemiyorum ama alarm çaldı. Artık kalkmam gerek. Kalkmam gerek. Başıma ne geldi? Bir anlatayım. Dün gittim ofise. Sonra bir şeyler çektim zaten. Çok az bir şeyler çektim. Ondan sonra bir de ne fark edeyim? Kameranın şarjı bitti. Yani gerçekten. Neyse, o yüzden bir şey çekemedim çok fazla. O yüzden bugün bir şeyler çekmeyi planlıyorum. Yani en azından dünle bugünü birleştiririm ve stajda iki günüm tarzı bir video çekmiş olurum. Dün gerçekten çok rahattı benim için. Çünkü dünden önceki gün, yani sanırım pazartesi. Aynen, pazartesi günü. Ofiste benim ilk günümdü. Yani ilk defa oraya gidiyordum, yeniydim. O alana alışık değildim. Ondan sonrasında yavaş yavaş alıştım ve mesela artık saat 12'de canım sıkılmıyor. Saat böyle 5 gibi falan canım sıkılıyor. Onda zaten 2 saat kalmış oluyor iş bitimine. Her neyse, şimdi giyinelim, çıkalım. Birazcık güzelleşip süslenelim. Biraz da ser gibi gidelim. Çünkü büyük ihtimalle bugün de gidiyorum. Ondan sonra yarın var ve ondan sonra video hafta. Hafta bitimleri beni o kadar mutlu ediyor ki, anlatamam. Neyse, çok konuştum. Hızlı bir şekilde kombinimizi yapalım ve çıkalım. Çok vakit kaybetmemek adına güzel bir yulaf yaptım. Bunun içinde ne var? Şurada aşağıda ince kıyılmış yulaf var. Normal yulaf var. Fındık ve üzüm var. Üstünde birazcık daha böyle mısır gevreği var. Ondan sonra üstünde birazcık daha hafif bir fındık azıcık. Yanında da üzüm var. Arkadaşlar, ofiste tekim. Kimse yok. Tek başımayım. Burası yeni ofisimiz. Konum değişikliği yaptık. Yani aslında bu sadece bu haftalık geldiğimiz bir şeydi. Ben de bugün tam olarak bu haftanın ortasında olan iki günün videosunu çektim. Biraz karanlık diğer ofise oranla, yani orası daha bir güzel geliyordu bana. Bilmiyorum. Konuşalım istedim. Şimdi şöyle ki, ben genel olarak şu zaman dilimlerinde çok fazla şey çekemedim. Çünkü gerçek anlamda ofiste çalışıyorum ama onlarla ilgili özel bilgileri paylaşmam o kadar da doğru olmayacaktır. O yüzden de çok, dediğim gibi, detaylı bir şekilde ofisle ilgili, yaptığım projelerle ilgili, projelerde şey yaptım, nasıl denir?
onların katkısı, yani onların yaptığı kısımları genellikle göstermem. Kendi yaptığım ya da kendimin böyle fikirlerini eklediğim kısımları gösterdim. Genellikle o kısımları ekledim. Ofiste çok fazla kamerayı açamıyorum çünkü çektiğim şeyi yanlış anlayabilirler. O yüzden de dediğim gibi şey yapmıyorum ve biraz da utanıyorum. O yüzden de eklemediğim kısımlar olabiliyor. Genelde yani o sebepten dolayı o sebepten ötürü bazı kısımları genel olarak çekmiyorum ya da eklemiyorum. Bir de utanmam gibi bir durum da söz konusu çünkü burada geçeceğim yani bilmiyorum. Ve öyle o şekilde o sebepten dolayı çok paylaşmıyorum. Yani evet utanıyorum, o yüzden de koymuyorum çok fazla bir şey. Genel olarak benimle birlikte stajda 2 günümü izlediniz. Aslında tam olarak 2 gün denemez ama 2 gün diyelim biz ona. Hepinize şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Genel olarak kendi hayatımla ilgili, stajla ilgili paylaştığım veya o gün içerisinde, o hafta, o yıl içerisinde ne oluyorsa her şeyi hem buradan hem de Instagram hesabımdan paylaşıyorum. O yüzden lütfen beni Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın. Şuraya bir yere büyük ihtimalle hoppadanak çıktı. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Genel olarak daha anlık şeyleri paylaştığım için oradan birçok şeyle, vloglarla ilgili de hemen anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada şu an 298 aboneyiz ve 300 olmamıza çok az kaldı. Normal olarak çok az bir sayı gibi geliyor olabilir size. Ama bence bu benim için büyük bir başarı. O sebepten kendimi şuradan büyük bir ödüme atıyorum. Her neyse, çok konuştum. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, video ile ilgili veya videolarla ilgili genel olarak istediğiniz, merak ettiğiniz, görmeyi istediğiniz, elimden geldiğince çekebileceğim şeylerin hepsini vloglara eklemeye çalışıyorum genel olarak ya da videolarıma. Çekmemi istediğiniz videolar da olabilir. Onlarla ilgili de her şeyi aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Genel olarak zaten oradan benimle ilgili benimle her şekilde iletişime geçebilirsiniz. Genel olarak videolara cevap vermeye çalışıyorum. Ben cevap vermezsem de sizinle ilgili benzer bir şeyi yaşamış ya da paylaşmış biri muhakkak videolardan yorumlara cevap verir diye düşünüyorum. Hepinize izlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada abone olmayı da unutmayın. Şunu bir an önce 1000 abone yapalım ve sonrasında belki 10 binler, sonra 100 binler, 1 milyonlar. Neden olmasın? Evet, o sebepten takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu arada biri benim hesabımı çalmaya çalıştı. Çaldı da teknik anlamda. Hoş değildi. Gerçekten gece uykumdan uyandım. Sonra ertesi gün böyle saçma sapan bir şekilde geldim ofise. O yüzden hiç mutlu değildim o zaman diliminde de. Lütfen böyle şeyler yapmayın yani. O kadar uğraştım, çabaladım vesaire bir şeyler. Neden benim kanalımı çalarsınız ki? Yani elinize de geçecek. Neyse çok sinirlenmiyorum. Hepinize izlediğiniz için tekrardan çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.